Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Speedrunner serisinin 4. videosunda Sokrates bölümünden bahsettik. Hepinize iyi seyirler. Yaşamla ilgili ne düşünüyorsun abi? İnsan bilmediği şeyler hakkında konuşmamalı diye düşünüyorum. Neden bu kadar güzel ve bu kadar vazgeçilmez? Çünkü sahte olduğu için. Ölüm hakkında ne düşünüyorsun abi? Aynı şekilde insan bilmediği şeyler hakkında konuşmamalı. Peki Sokrates'in ölüm görüşü hakkında bize ne söylersin? Ortalama güzel Acun abi. Sokrates'in ölüm görüşü hakkında ben takdir ettiğim bir ölüm tercihinde bulundu. Korkusuzca savunduğu fikirlerden vazgeçmeden kendini gülünç duruma düşürmekten çekinerek ölümü tercih etti. Kurtulabilecekken. Peki nasıl kurtulabilecek? Kendinize anlatabilir misin biraz? Tabii ki. Sokrates'in arkadaşları ve öğrencileri onu kaçırmak için plan yapıyorlar. Fakat Sokrates bu kaçma planını kabul etmiyor. Sokrates'in kabul etmeme sebebi de kendi ideolojilerine ters düşmemek için, zaten ölümden de korkmadığı için ölümü tercih ediyor. Ölümü de şu şekilde oluyor. Yani onu dinsiz ve insanların ahlakını kötü etkilediği yönünde düşüncelerden idama mahkum ediyorlar. Ona bir zehir veriyorlar. Bu içtiği zehir onun ayaklarından uyuşmaya başlayarak daha sonrasında tüm vücuduna yayılan, kalbe ulaştığında da ölüme sebep olan zehir veriyorlar. Vücudu buz ve kas katı kesiliyor. Sokrates'e bu zehri veren adam onunla gayet güzel konuşan ve Ölüm anında bile kendisini öldüreceği kişiyle iyi bir şekilde sohbet edebiliyor diyorsun. aynen öyle. Sokrates diyor ki eğer tanrılar varsa benim ölümüm lütfen hızlı olsun diye bu şekilde bir isteği var. Adama da soruyor ki bu zehrin etkisi için nasıl davranmam gerekiyor şeklinde bir soru soruyor. Adam da diyor ki Seni hiç alakadar etmez. ayaklarınız uyuşmaya başlayacak. Bu uyuşmadan sonra yani bu uyuşma sırasında yürümeniz lazım. Daha sonra da bu uyuşukluk vücudunuzun üst bölgelerine doğru çıkmaya başlayacak. Kalbinize ulaştığınızda da ölüm gerçekleşecek diyor. Sokrates adamın dediklerini yapıyor, yürüyor. Fakat bir süre sonra uyuşukluk sonrası mecbur oturmak zorunda kalıyor. Daha sonra sordukları soruya ise cevap veremiyor çünkü çoktan soğukluk kalbine ulaşmış oluyor ve Sokrates hayatta gözlerini yumuyor. Oğlum, ölümden öte köy mü var be? Platon'un yazdıklarına göre de Sokrates demiş ki ölümden korkmak kişinin akıllı değilken kendini akıllı sanmasından başka bir şey değildir. Zira bu bir şey bilmezken bildiğini sanmaktır. Ölüm ya şuur sahibi yaratık olarak varlığımızın sona ermesi ya da başka diyarlara göç etmesidir. Eğer birinci olasılık doğru, ölüm rüyasız bir uyku ise o zaman şaşırtıcı bir kazançtır. Çünkü en mutlu kral bile rüyasız, sonsuz bir uykunun hayatındaki herhangi bir günden güzel olduğunu bilir. Diğer taraftan kişinin daha önce hayatını kaybedenlerin ikamet ettiği bir yere hicreti ise o zaman daha büyük nimettir. Çünkü orada eskiden yaşamış bütün büyük kişilerle, şairlerle ve onların şiirlerine konu olmuş kahramanlarla buluşmak mümkün olur. Görüldüğü gibi ölüm her iki halde de iyi bir şey der argümanını tamamlar. Nice. Özdemir Asaf da şiirlerinin birinde demişti ki yetersiz iyi niyet kötüsüne yol açar. Söylenmiyor çok şey susmadan. Çok bilen çok yanılır, az bilen daha çok. Unutmayın ki yaşam öldüresiye güzel değildir. Yalan ölümden daha çok yitirir yaşamı. Saklamak düşürür ağır ağır. İnsanın düşeceği en alçak ortamı sözden korkmak, korkup susmaktır. Salim çoğul. Peki tüm bunlara rağmen yaşamda güzel şeyler yok mudur aga? Vardır ama hepsi bir illüzyondur. Aga niye kendinle çelişiyorsun biliyor musun? Eğer bütün güzel şeyler illüzyonsa sen de illüzyon olurdun. Ben güzel değilimdir. Böyle bir ihtimal uzayın içinde değil. Yani onun olasılığı uzayın içinde yok, sana öyle söyleyeyim.
Unut onu. Neden? Neden? Deliciliği %100 yaptım şu an. Ölmek istemiyorum. Bir daha karşıma çıkıp ölme lütfen. Gerçek oyuncu gibi değil bunlar. Wow. Yaparsın. Burada sana güvenen 30 abone var. Helal. Şu an yaptım. Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Sokrates'in bir sözü var. Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değer değildir. Yaşamak ölmekten hazin geliyor. Ey yavrum benim. Sokrates'in sevdiğim özelliği kendini bir bok sanan insanlara senin iki bok olduğunu hatırlatmasıdır. Bir tek nefrete inanıyorum çünkü nefretin sahtesi olmaz. Nefret sevginin mezarlığıdır. Hayatta nedir biliyor musun? Bir insan bir vefasız, iki nankör olmayacak. Nankörlük sevginin mezarıdır. Aynen öyle. Osman Paşa reis ya. Harbi çok iyi. Ayarıma dik ya. Bunu kazanacağına inanıyor musun şu an? Evet. Neyine giriyorsun iddiaya? Girecek bir şeyim olmadığı için. Hayatına geliyor mu? Hayatına girerim aynen, bir tek o kaldı. Bir sorsana neden içiyor? Ölmedin lan. Ama yaşadığım da söylenemez. Kediye yenilirsen var ya bir gülerim. Yani şu tipi kaybediyorsan zaten o oyunu bıraksan daha iyi. O oyunu domine etmişim. Domine demişken. Dominos bu kombine biletler hakkında ne düşünüyorsun? Esas mutluluğun tribünde olduğuna inanıyorum ben. Çünkü orada hiçbir şeyin sahtesi yok. Orada her şey gerçek. Takımını karşılıksız seviyorsun ve karşılıksız sevgiye inanan biri olarak. Burası Survivor. Burada her şey gerçek. Şunu bir çekeyim. Ölsün. Adamı yok ettin lan. Adam olsaymış. Adam gibi ölmek için adam gibi yaşamak lazım. Beyç efendi. Hayatın oynuyor mu şimdi? Artık benim de bir hayatım oldu. Yüzümüze tükürecek adamın önce tükürük bezlerinin sağlam olması gerekir. Yüzümüze tükürecek adamın önce yüzümüzün olması lazım. Yüzümüze tükürecek adamın önce adam olması lazım. Ya bak kaşınıyor ya. Kedi resmen diyor ki Ali abi gel beni kaşı. Kedi matik olmuşsun sen. Kediye yenilirsem var ya bir gülerim. Buradan manekine koyu tebrik. Uf yaptım lan. Ne yaptım lan? Aman tanrım. Patrick. Aman tanrım Patrick. Patrick ne alaka abi? Sünger bok Patrick var ya. Ha öyleyse. Ne gibi oluyor ya? Sanki kendi kendime oynuyormuşum gibi hissedin. Ben sana gülüm demem, gülün ömrü az olur. Ben sana yarınım demem, yarınlar gelir geçer. Ben sana en iyisi... Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm. Ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göze almışım. Hazır mısınız donmaya? Hazır mısınız çocuklar? Kendilere atarım kendimi lan. Sen bir şey diyordun. Bak görüyor musun? Sonsuz ölüm. Sürekli sonsuz hayatı arıyoruz ama ben sonsuz ölümü buldum. Anladım, buraya girdim. Hoş geldin aramıza. Yaşamayanlar olarak. Yaşayamayanlar. Bu itibariyle kurduğumuz derneğin adı Yaşayamayanlar Derneği. Derneğe girmek için yapmanız gereken dikenin üstünde sonsuz defa sekmek. Sen ama çıkıyorsun ha. Sen girememişsin. Ben... Dedim ben sana sen yaşıyorsun diye. Buraya sadece ölüler girebiliyor. Oğlum ben yaşıyormuşum lan harbiden. Bak seni atıyor, seni almıyor. Al o zaman. Seni oha. Evet. Ne oldu? Aramıza hoş geldin. Aranıza katılmak için ölmem gerekti. O yüzden öldüm. Abi ölüsü bile maç kazanıyor Salem'in ya. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Video hakkında görüşlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.